Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen 76 mm milli deniz topu için kara testlerinin ardından gemi yolu göründü. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve paydaşları tarafından geliştirilen milli deniz topunun kara testleri tamamlandı. Kara testlerinde 60 saniyede 80 atış performansına başarıyla ulaşıldı. Milli deniz topu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin belirlediği bir gemiye çok yakın zamanda entegre edilerek liman, seyir ve kontrol atışlarına tabi tutulacak. Milli deniz topunun envantere girmesiyle deniz platformlarının temel silahlarından birinde önemli bir açık kapanmış olacak. Türkiye'nin deniz topu ihtiyacını yurt dışından karşılaması dolayısıyla zaman zaman üretim süreçleri, tedarik, yedek parça ve işletme maliyetleri dolayısıyla sıkıntılar yaşanabiliyordu. Bunun yanında teslimat sürelerinin uzaması veya geciktirilmesi gibi olumsuzluklar gündeme gelebiliyordu. Türkiye'nin gemi ihracatına başlaması ve yeni milli gemi projeleri dolayısıyla bu alandaki millileştirme ihtiyacı daha da arttı. Milli Savunma Bakanlığı'nın direktifleriyle sektördeki yetkin ve kabiliyete sahip firmalar ve MKE Anonim Şirketi birlikte 12 ayda yoğun bir çalışma yürüttü. Projede Tersaneler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Tersanesi ile özel sektör firmaları özveriyle görev yaptı. MKE Anonim Şirketi ve birlikte çalıştığı yerli çözüm ortakları, silah sistemine ilişkin çalışmaları tamamladı. Bunun yanında silah sisteminde kullanılacak 76 mm mühimmata yönelik çalışmalarda da önemli mesafe alındı. Mühimmat testleri de başarıyla gerçekleştirilirken, milli deniz topu, yerli mühimmatıyla deniz kuvvetlerinin kullanımına sunulacak. Milli deniz topu henüz envantere girmemesine rağmen yurt dışından ilgi görüyor. MKE Anonim Şirketi, 3 ülkeyle 76 mm deniz topu için sözleşme imzalama aşamasına geldi. 76 mm deniz topu, hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı görevlerine kullanılabilecek. 7,5 ton ağırlığındaki deniz topu, standart mühimmatla 16, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km menzile ulaşabiliyor.